Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hazır Nile Su da uyumuşken ben de bir video çekeyim dedim, fırsat bulmuşken. Nile Su bugün gezmeye gitti, o yüzden yorgun uyuyor. Fotoğraf çekimleri vardı benim tarafımdan. Zaten en güzel resimleri ben çekerim ona. Başkası aksini iddia ederse kesinlikle yalandır. Bayağı bir merak edilen bir konu var. Nasıl zayıfladım? Nasıl zayıfladığımı açıklıyorum. Aslında ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok. Ekstra bir çaba sarf etmedim. Ben hamilelikten önce 55 kiloydum. Hamile olduğum dönemde sadece 10 kilo aldım. Bilirsiniz, bebek 4 kiloya yakın doğdu. Plasentadır falan. Sezaryen doğumdan sonra zaten o kiloların çoğu gidiyor. Göbeğim vardı. O da nasıl yok oldu? Yani eski haline döndü, onu bilemeyeceğim. Ne bir çatlak, ne bir doğum yapmış izi, yani ameliyat izinden başka bir hamilelikten kalan hiçbir şekilde bir leke ya da çizik yok. Eski kilolarıma, eski fiziğime döndü. Nasıl yaptığımı size açıklayacağım. Çok büyük sır aslında, çok büyük. Aç kalarak. Evet, doğru duydunuz aslında. Nasıl aç kalarak? Ben geceleri hiç uyumazdım doğumdan önce. Yıllardır bu böyledir. Ondan sonra bütün gün uyurdum. Bütün gün derken saat öyle 1-2 falan olurdu. Tabii bebek olunca sabah uyanıyorsun. Gecenin bir yarısı. Bebek acıkıyor. Çok şükür kolikleri falan olmadı önce blogda söylediğim gibi. Ama bir de büyük sorumluluk. Bebek, yani bebek sahibi olmak büyük sorumluluk. Tek başınaydım. Bebek bakma konusunda kendime güvenemiyordum. İlk başlarda Saşo yardımcı oluyordu. Ama ikimiz de fazla stresliydik. Fazla sinirli. Zaten karakterimiz de böyle. Sedef hastalığımızın en büyük sebebi stresli olmamız. Ondan sonra ben uykusuz gibi sürekli yorgundum. Oysa ki aynı doğurmadan önce nasılsa, mesela geç uyuyorum, sabah saat 3'te mamasını yediriyordum. Saat 3'te uyanmasını bekliyordum sütünü vermek için. Ondan sonra uyuyordum ben. Sabah tekrar 6'da 9'da doyurup tekrar uyuyordum. Ben uyanmayınca dediğim gibi Nile Su da uyanmıyor. Yine 1'e 2'ye kadar uyuyorduk. Hani dinlenmiş olmam lazım. Sonuçta bebek bu, sürekli uyuyor falan. Yeni yeni toparlanıyorum doğumdan sonra. Çok fazla yorgundum, çok fazla bitkindim, çökmüş hissediyordum. Psikolojim alt üstü, nereye gitsem. Aa, ne olmuş sana, bu ne hal böyle. Acırmış gibi o bakışlar beni bitiriyordu. Ondan sonra bana bir arkadaş dedi ki, seni yoran bebek değil anne, sen psikolojik yorgunsun, fizyolojik değil, hani yeterince dinleniyorsun ama kafan dolu, psikolojin yorgun, beynin yorgun. Bu tespiti bir düşündüm, gerçekten de hak verdim. Çünkü kafama taktığım çok fazla şey var. Doğurduktan sonra çok fazla şeyin farkına vardım. Bana iyi gelen şeylerle de, bana zarar veren şeylere de duvar ördüm, mesafe koydum. Herkes böyle mesafe koydum, kimseyi yanıma hiçbir şekilde yaklaştırmıyorum hani. Çünkü kötüler yaklaşmasın diye, yani kurunun yanında yaşlı da yakıyorum, iyileri de yanıma almıyorum. Çok fazla şeylerin farkına vardım ve mesafe koydum. Ondan sonra adım kötüye çıktı. Yok, ben doğurduktan sonra değişmişim falan filan. Doğurduktan sonra ekstra bir ilgi, bir yardım bekliyor insan doğal olarak. Bunu göremeyince, hani bu insan hayatında olsa da olur, olmasa da olur mantığıyla İlerliyorsun.
Ve bu durum bazı insanlara fazla koydu. Bir düşündüğümde bu olanları en iyisi görmemezlikten gelmek, şöyle içimi bir ferahlatmak, ondan sonra önceliğim kendim ve bebeğim olsun. Çünkü ben iyi olursam bebeğim de iyi olur. Ve kendime bir çeki düzen vermeye karar verdim. Çünkü çok berbat şeyler yaşadım. Doğumdan sonra insan bir de bir travma, bir depresyon moduna giriyor. Sasha'yla bayağı tartışıyorduk. Onunla sorunlarımız var. Hala çözmeye çalıştığımız. İnşallah her şey yoluna girecek. Ama uzaktan herkes böyle mükemmel her şey görüyor ya. Çabalıyoruz. Her zaman dediğim gibi hayırlısı neyse o olsun, ama eskiden her şeye evet diyen biriydim. Artık kendimi biliyorum ve sınırlarım var. Evet, hayır diyebiliyorum ve iyileri kötüleri çok şükür ayırt edebiliyorum. İyilerin her zaman yanımda yeri var. Kötüler de Allah'a yakın, bana uzak. Zor günlerimde yanımda olanları hakkını nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Özellikle arkadaşlarıma çok minnettarım. Keşke ben de onların zor zamanında yanında olabilsem, ama ben çok kötü bir arkadaşım. Bu şekilde kilo derken konular açıldı. Kilo bu şekilde, hani zaten stres olunca aklımıza yemek gelmiyor, veya bazı insanlar tersi stresliyken daha çok yemek yiyor, ama ben de bu şekildeydi. Kavgalar, sorunlar, uykusuzluk, bebek doğum işte, ondan sonra sedef hastalığı, düğün tarihi aldık, her şey bir üstüne gelince anlatamam neler yaşadığımı. Şimdi toparlanmaya başladım çok şükür. Yine eski halime dönüyorum. Bunu kendim için ve bebeğim için yapacağım. Onun bana ihtiyacı var. Hiçbir ilaç ya da o boş reklamlardan, o çaylardan kullanmadım kilo vermek için. Göbeğim için korset falan da kullanmadım. Ne bir çatlak, ne bir iz dediğim gibi. Resimlerde görmüşsünüzdür. Yine eskisi gibi. Hasar yok. Sürekli ikinci çocuk diye başladılar ki B plan yok. Asla ve asla ikinci çocuk söz konusu olamaz. Böyle diyorlar. Biz de derdik bir tane olacak, ikincisi olmayacak, ama tedbir alın olmasın. Ben kararımda gayet nettim yani. Konuşmama çok bozulanlar oluyor. Konuşmam bazı insanlara neyse, ben edebimi bozmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi Azerbaycan'dan, Türkiye'den izleyenler var. Hani tamamen kendim gibi konuşsam, benim evde nasıl konuştuğum gibi, o zaman beni onlar anlayamaz. Ama böyle konuşunca bizim Bulgaristanlılar da anlıyor. Hani herkes bir şekilde anlıyor. Tek anlayamayanlar Bulgarca konuşmamı istiyor, ama ben Bulgarcayı hiçbir şekilde çok komik konuştuğum için kendimi fazla rezil etmek istemem. Zaten Bulgarca konuşmamı isteyenler, hani Bulgarca sadece bilenler, izleyenler sanırım az. Bu vlogda Nilasu'yu göremeyeceksiniz çünkü uyuyor. Bir dahaki vlogda Nilasu'yu da göstereceğim inşallah. Kilo vereceğim diye kendinizi şey yapmayın. Zaten ben bu iyi halim, bayağı bir zayıftım. Yok yüzün uzamış, yok şuran şöyle olmuş. Sürekli kusurlar, hani video atmıyordum, aynaya bakmaya korkuyordum. Düğün var, düğüne gitmek istemiyordum. Korona geçirdim, onu da bir vlogda anlatacağım. Nasıl geçirdim, nasıl oldu. Düğüne 3 gün kala üstelik. O kadar çok konu var ki işte böyle kameranın önüne çıkmaya fırsat bulamıyorum. Dediğim gibi hiç ekstra bir çaba sarf etmedim. Üzülerek, aç kalarak eski formuma döndüm. Bu aralar fazla yemeye başladım. Bakmışsınız birden böyle bomb olmuşum. Tabii ki de olmak istemem. Olmamak için deneyeceğim. Olmamak için çaba göstereceğim. Şişko bir anne olmak istemem. Tabii ki de şişkolar hiç kötü bir şey demiyorum.
bu görünüş olarak sırf değil, sağlığımız için de iyi değil. Kilo verecekseniz sağlıklı yollardan deneyin bunu. Mesela spor, işte yemekten kısın, benim gibi aç durun. Sakın yapmayın. O zaman bu konuyu burada kapatalım. Bunu bilenler bilmeyenlere söylesin. Biri de aç kalarak zayıflamış, aç kalarak kilo vermiş diye oraya buraya yazın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum.